A takımının gençlerin aradığı ve hepimizin çok hoşlanarak izlediği bir program olduğunu düşünüyorum. Devam edin, devam edin. Aynı yolda. A takımı sadece ilgilendirmiyor, eğlendirmiyor. Bence bu ara müthiş bir iş yapıyor. Türkiye'nin geleceğiyle müthiş bir iş yapıyor. Başından beri çok hoşlanıyorum A takımının programında. Giderek daha da arttı bunun dozu çünkü çok sağcı bir şey var, çok insan. Savaş'ın sıcak yaklaşımı, doğru yaklaşımı ve de ekibin ahengi beni gururlandırıyor. Sanıyorum ATV'nin temel yapı taşlarından biri. Hem içeriği hem de sunucusu açısından çekici bir program olarak buluyorum. Çok iyi bir program. Bunu politik olarak söylemiyorum, çok içten söylüyorum. Çok daha da iyi olacak biliyorum. Çok güzel gidiyor. Ben çok iyi bir seyircisiyim A takımın. A takımı malum son derece ilgiyle izlenen, yani dinamik, gerçekçi ve çok başarılı bir program. Ben ayrıca tebrik ediyorum. A takımı, A takımı. Yani ismin A harfi gibi çok başarılı. Bütün çalışanlarını tebrik ediyorum. Bütün programları takip ediyorum ve el değmemiş konular olduğu için çok takdir ediyorum. Gerçekten başarılı. Tüm ekip. Savaş Bey başta olmak üzere. Konular çok güzel. Ve bütün ekip gayretini görüyorum. Çok güzel. Topluma çok güzel mesajlarınız var. Kutluyorum sizi. Savaş, Ay ve arkadaşları ay gibi dünyamızda parlıyorlar. A takımını ben hiçbir zaman kaçırmıyorum. Tolga ile birlikte her seferinde oturup başından sonuna kadar izliyoruz ve çok çok beğeniyoruz. Zaten Savaş Ay'da yıllardır tanıdığım ve çok sevdiğim bir insan. Çok çok başarılı buluyorum. Ya, iltifat olarak almayın ama ben beğenerek izliyorum. Çünkü bir kere yaklaşımlar çok yapıcı ve sıcak. Konular genelde yaşantımızdaki hepimizi rahatsız eden veya hepimizi üzen konular. Hepimizi ilgilendiren konular. Bu yüzden severek izlediğim bir program. Efendim biliyorsunuz Türkiye'de hatta dünyada ne varsa A takımının ekranında da onlar var. Kimler yaşıyorsa onların hayatları var. Yani şöyle böyle görünmek ya da insanlara realitenin dışında başka şeyler sunmak gibi bir kaygımız yok. Yani biz A takımı olarak sizlerin sesi olmaya gayret ediyoruz. Peki A takımının o dantela işler gibi o hani inci tanesinin mermere düştüğünde çıkarttığı sesi, o bizi kimi zaman coşkulara, kimi zaman heyecanlara, kimi zaman hüzünlere ve güzelliklere ve hoşluklara gark eden sesi kim? Kim? O Nevzat Şenol ustamız, tiyatrocu, çok eski bir TRT'ci, sinema sanatçısı, şair ve çok özellikleri var. Bir kere Türkiye'nin en iyi fıkra anlatan 3-5 insanından biri. Şimdi bizim sesimizi, sizin sesinizi böyle birlikte duyuran Nevzat Şenol'u bir kere de böyle görüntü olarak paylaşalım. Çok teşekkür ederim. Savaş, o kadar övdün ki yani şimdi ne yapacağımı şaşırdım. Niye, doğru mu zannederler? Biz biliyorsun bu A takımında aman en çok çocuklara önem veriyoruz. Ben de şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cahit Irgat'ın çocuklar için yazdığı bir şiiri okumak istiyorum. Harika, madem sesim harika duyulacak. Anne, girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı. Tekme atmaz, ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum. Ağaç gibi sessiz, rahat. Karınca kararınca değil, serile serpile, boylu boyumca. Anne, girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Barış dolu bir dünya diliyorum çocuklara. Biz de aynı duyguları katılıyoruz ve sesine sağlık, yüreğine sağlık diyoruz. Peki bir şey sormak istiyorum. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la hiç çalıştın mı tiyatro hayatında? Aynı sahnede oynamadık ama aynı dönemlerde tiyatro yaptık. Seviyor musun onları? Tabii, çok seviyorum. Onları bütün halkımız çok seviyor. Bizler evet de çok seviyoruz. Evet. Ve onları hep yanımızda görmek istiyoruz. Bir de ATV'ye çektikleri Aslan dizisi var biliyorsun. Evet. Çok
hoş şeyler oluyor orada. Peki bu hoş şeyler oluyor da acaba hastanenin setinde neler oluyor? Yani bizi böyle gülmekten kırıp geçiren, kimi zaman bir taraftan da düşündüren bu insanlar acaba setlerinde ne gibi bir devinim yaşıyorlar? Şöyle bir kameraları uzatalım mı? Görelim. Hadi bakalım.